Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere ister hemen hazırlayıp pişirebileceğiniz, isterseniz buzluğa kaldırıp aniden bir misafiriniz geldiği zaman pişirebileceğiniz nefis bir börek tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle böreğimizin sosunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 2 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 milim. Bir çay bardağı süt ekledim. 4 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt kullanıyorum. Bir şişe de soda ekleyeceğim. Bir pakette kabartma tozu ekledim ve bir çırpıcı yardımıyla bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Şimdi üzerine büyük bir kase lor peyniri ekliyorum. Dilerseniz beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Yine büyük bir kasede rendelenmiş kaşar peyniri ekliyorum. Yarım demet maydanozu ince ince olacak şekilde doğradım. Onu da içerisine ekliyorum. Sos malzemelerimizin hepsi bu kadar. Şimdi tekrar bir çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvam alana kadar karıştıralım. Koyu kıvamlı bir sos elde ediyoruz. Evet, bu şekilde karıştırdık ve artık sosumuz hazır. Şimdi böreğimizin yapımına artık geçebiliriz. permi hazırlamak için 5 adet yufka kullanacağım. Öncelikle 1 adet yufkamızı tezgahımızın üzerine serelim. Hazırlamış olduğumuz sosu 5 eşit yufkanın üzerine gelecek şekilde bölelim. Kepçe yardımıyla üzerine gezdiriyorum ve bir fırça yardımıyla da her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Üzerine ikinci yufkayı seriyorum ve yine aynı şekilde kepçe yardımıyla sosumuzdan alarak yufkalarımızın üzerine gezdirelim ve fırça yardımıyla üzerine sürelim. Her tarafı ıslanırsa ve peynir her tarafına gelirse çok daha güzel olur. Aynı şekilde diğer yufkalarımı da serip üzerine sosunu dökmeye devam ediyorum. Dediğim gibi toplamda 5 tane yufkayı üst üste olacak şekilde yerleştireceğiz ve sonrasında rulo yaparak saracağız. Çok bereketli ve çok lezzetli bir börek oluyor. İsterseniz buzluğa kaldırın sonradan pişirin. İsterseniz hemen hazırlayıp fırına verin. Her şekilde çok güzel oluyor. Evet dördüncü yufkayı da serdim. Ve yine aynı şekilde peynirli sosumdan üzerine gezdirdim. Fırça yardımıyla her yerine yaydıktan sonra artık son yufkamı da seriyorum ve kalan sosumun tamamını da üzerine döküyorum. Dediğim gibi hazırlamış olduğum sosu 5 yufkaya yetecek şekilde göz kararı böldüm. Evet, şimdi kenarından başlayarak biraz sıkı olacak şekilde saralım. Uç kısmını da şöyle içe doğru hafif katlarsanız daha görüntü olarak güzel olacaktır. Bu şekilde kalın bir rulo elde ettik. Şimdi bu ruloyu üç'e bölelim. Buzluğa girebilecek bir tahtanın veya tepsinin üzerine bir tane yağlı kağıdı serelim ve kesmiş olduğumuz bu üç parçayı üzerine yerleştirelim. Üzerini bir streçle ya da bir poşet geçirerek kapatarak buzluğa kaldıracağız. En az 2 saat boyunca buzlukta beklemesi gerekiyor. Sonrasında rahat bir şekilde dilimlemek için. Benim çok fazla vaktim olmadığı için yaklaşık 1 saat boyunca dinlendirdim. Ama sizler mutlaka 2-2,5 saat boyunca buzlukta bekletin. Bu sayede börekleriniz rahat bir şekilde dilimlenecektir. Böreklerimi buzluktan çıkardım ve hafif sertleşmişler. Şimdi hemen üzerine açıp dilimleme aşamasına geçmek istiyorum. yaklaşık 1-1,5 santim aralığında böreklerimizi keselim. Gördüğünüz gibi içi de bu şekilde. Piştiği zaman da çok güzel, harika bir börek oluyor. Ben yarısını pişireceğim, yarısını da buzluğa kaldıracağım daha sonra pişirmek için. İsterseniz daha ince ince dilimlerde elde edebilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Evet bu şekilde dilimlemiş olduğum böreklerimi yağlı kağıt serilmiş tepsime hafif aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Ee, i̇çinde kabartma tozu ve soda olduğu için e, kabaracak böreklerimiz, o yüzden çok yakın birbirine koymayalım. Evet diğer böreklerimi de aynı şekilde dilimleyerek e, tepsime yerleştireceğim. Dediğim gibi bir tepsisini ben pişirdim. Diğer kalan yufkalarımı da tekrar buzluğa kaldırdım. Biraz daha sertleşmesini bekledikten sonra buzdolabı poşetlerini koyup tekrar buzluğa kaldırdım. Ve dilediğim zaman pişirip afiyetle tüketeceğiz. Evet gördüğünüz gibi bunları tekrar buzluğa kaldırıyorum. Ve bu şekilde biraz daha sertleşmesini bekliyorum. Şimdi böreklerimin üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı yoğurdu çırparak üzerine süreceğim. Böreklerimizin kenarlarına ve üzerine bolca sürelim. Güzel bir şekilde kızarsın. Bu arada fırını da 180 dereceye getirelim. Alt üst ayarlı 180 derecelik fırında böreklerimizi güzelce pişmeye bırakacağız. Dilerseniz üzerine çörek otu ve susam da serpebilirsiniz. Ben hiçbir şey serpmedim. Bu şekilde direkt fırınıma verdim. Benim fırınımda yaklaşık 30 dakikada çok güzel bir şekilde kızardı. Gördüğünüz gibi hafif de kabarmış ve çok güzel, harika bir börek olmuş. Hemen fırından alıp bir de sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Yapımı oldukça pratik ama inanın çok lezzetli bir börek oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi isterseniz buzluğa kaldırın, isterseniz bu şekilde hemen pişirin. Her şekilde muhteşem oluyor. Özellikle böyle aniden gelen misafirler için kurtarıcı harika bir börek arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve denedikten sonra da o güzel yorumlarınızı mutlaka bu videonun altına bekliyorum. Evet, böreğimizin son hali bu şekilde. Bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum. Yumuşacık, çok lezzetli, bol peynirli harika bir börek. Altı ve üzeri nar gibi kızarmış ve bir de sizlere hemen şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. İçi kat kat, bol peynirli enfes bir lezzet. İnanın lezzeti muhteşem. Eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.